Merhabalar arkadaşlar. Güvenilir Enduro kasları isteyen bir tane arkadaşımız vardı. Ben de ona uygun kasları çıkarttım. Elimizde olan kaslar bunlar. Tabii ki daha farklı seçenekler ve daha farklı öneriler sunabilirdik. Fakat elimizde olan, mağazamızda olan, gelip alabileceğiniz kaslar bunlar. Shure GT'yi daha önceden tanıtmıştım biliyorsunuz. Gerçekten güvenilir bir kastır. Enduro sürüşleri için de gayet mükemmel bir kastır. Kaberkin Drift modeli var. Sunabileceğim ikinci bir kask. NX100 var, NEX SX100 var. Schubert'in de C3 Pro'su var. Polikarbon kauçuk destekli NEX SX100 alınabilir. Tabii ki Shoei GT Air hem dayanıklılık olarak, hem dış kabuk olarak, hem de havalandırma olarak gerçekten iyi bir kask. Hem tüm sürüşlere uygun, bazı arkadaşlar bunu spor sürüşlere uygun olarak da düşünüp gelip alıyorlar. Yani belki grafikleri hoşuna gidiyordur, belki de yapısı hoşlarına gidiyordur. Ama tabii hani spor sürüşler için Shoei'nin NX'lerini öneririm. Q-West'i önerebilirim. Q-West alınabilir. Şimdi Shoei GT Air'in özelliklerini anlatmaya başlayayım. Bunun özellikle hani kolay açılan ve yüksek hızlarda açılmasını engelleyecek şekilde yapılmış bir ön cama, vizöre sahip. Bu vizör yüksek hızlarda açılmasın diye bir kilit mekanizması var. Önünden tık diye bir ses duyduğunuzda kapanıyor ve rahatlıkla açılıyor ve kademeli şekilde açılıyor. Üst tarafında bir havalandırmaya sahip, arka tarafında spoiler'ın hemen üstünde elle idare edilebilen bir hava çıkış kanalı var. Ön tarafında hava kanalı var. O da şuradan açılıyor. İç petleri ve görünüşü, hani bakış açısında gerçekten hani geniş bir bakış açısına sahip iç petleri çıkartılabiliyor. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Boyun petleri gerçekten iyi oturacaktır. Bunu hani test eden arkadaşlardan da öğrenebilirsiniz. Kazadan sonra da çıkartmak için şuralarında kırmızı halkaları var. Şu kısımlarında hani doğrudan kaskı çıkartmadan o petlerle kafanızı çıkartabiliyorlar. Dış kabuktan ayırabiliyorlar. Enduro kasklar arasında bunları sunabilirim. Dış kabuğu daha güvenilir olduğunu düşündüğüm için bunu birinci kask olarak size sunuyorum. İkinci kask olarak tabii ki Schubert'in C3 Pro'sunu sunuyorum. Fakat bu yani dış kabuğu dayanıklılığı gerçekten çok iyi olmasına rağmen çene açılır bir kask olduğu için bunu yine de ikinci değil üçüncü sıraya atıyorum. Çene açılır kasklar biraz daha güvenliği az olarak düşünüyorum. Bunu da şöyle kapatıldığında tık diye kapanan oradaki demir yerleri var. Demir ne denir? Pinleri var. O pinler kapandığı zaman zaten tak diye bir ses çıkıyor. Bunun da gayet iyi havalandırması var. Ön tarafında hava çıkış kanalı, giriş kanalı var. Üst tarafında hava giriş kanalı var. Arka tarafında herhangi bir hava çıkış kanalı yok. Fakat iyi hava alabilen kaslardan bir tanesi. Kademeli açılır bir tane camı var. İç petleri gayet rahattır. Ve bunun da mikrometrik bir tane bağlantısı var. Bu da alınabilir. NEX SX100'ü daha önceden zaten tanıtmıştım biliyorsunuz. Bunun fiyatı biraz daha uygundur. Tabii ki yani bunun neredeyse yarı hatta 1/3'üne denk geliyor olabilir. 1000 lira 1100 lira civarında. O arada bir kask. Bu alınabilir. Bunun da kademeli açılan bir camı var. Ön tarafında havalandırma, burun pedi, çene pedi. Şu anda çene pedi takılı değil ama çene pedi var. Kask kutusunun içinden çıkıyor. Kabuk polikarbon ve kauçuk karışımından yapılmıştır. Kaberk Drift'e gelince de gerçekten iyi bir kask. Renk ve şekil olarak da benim hoşuma gidiyor. Kaberk Drift'lerden de gerçekten çok az kaldı. Linkini vereceğim ama ölçüleri bitmiş olabilir. C3 Pro'da elimizde 1-2 tane falan var. O yüzden hani linkini vereceğim ama girdik bulamadık, ölçüsü yok derseniz kusura bakmayın. Hani o da çok fazla gelen kaslardan bir tanesi değil ama GT Air'de, NEX SX100'de elimizde bol bol var. Bunun da özellikleri, hani Kaberk Drift'in de özellikleri hem enduro sürüşü için hem işte scooter veya naked makinelerde kullanabilmek için özellikle yapılmıştır. Çene petleri çıkar, iç petleri çıkar, double D bir bağlantısı var. Gayet rahat bir kasktır. Ön tarafında hava giriş, üst tarafında hava giriş, arka tarafında da hava çıkış kanalı var. Spoiler'ı sarsıntıları engelleyecek şekilde yapılmıştır. Bu kaskları endurocular için sundum arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur.
Diğer hani farklı öneriler, işte ben bunu kullanıyorum daha iyi, ben de şunu kullanıyorum şu daha iyi diye yorum yapabilirsiniz, aşağıya yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Biz İstanbul Bostancı Total Benzinci'nin karşısındayız. Hepinize iyi sürüşler.